Artvin Vlog'dan herkese merhaba. Şimdi Rize tarafına gidiyorum. Çamlıhemşin, Ardişen tarafına. Çünkü Trabzon'da Hıdır Nebi'de otostop çektiğim Kuveytli Ali ve oğlu Muhammed bana WhatsApp'tan yazdılar ne yapıyorsun diye. İşte ben de Artvin'e gitmeyi planlıyorum dedim. Onlar da dediler Rize'ye gel. Biz bir ev tutup, ev büyük. Hem burada kalırsın. Sabah da biz beraber seninle Artvin'e gideriz dediler. Onlarla beraber Artvin'e geçeceğim. Şimdi onların kaldığı evlerine gidiyorum. Bakalım Artvin nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Airbnb'den bir ev tutmuşlar. Size orayı göstereyim şimdi. Yarın birlikte Artvin'e gideceğiz. Yani gerçekten inanılmaz misafirperverler, Kuveytliler. Elimi cebime attırmadılar, inanın. Her şekilde karşılıyorlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Burası da kaldığımız yukarı çatı katı. Ben aşağıda kalacağım. Gayet güzel bir yer. Ne, how much price here? 150 lira. 150 lira. Yani 150 lira. Turkish 150 lira. 150 liraya tutmuşlar burayı. Bence gayet iyi. İşte seyahat ettiğinizde insanlarla tanışınca gerçekten eğer amacınız gezmek, görmekse o kapı size açılıyor. Şimdi beraber yarın arabayla Artvin'e gideceğiz. Sen bizi götür, nereler var diye söylediler. Şimdi ben onlara bakıyorum. İşte şuraya gidelim, yemek yiyeceğimiz yerleri bakıyorum. O şekilde geziyoruz beraber. Yarın da Artvin'e gideceğiz. Evet, Artvin'e yolculuğumuza başladık. Saat 7.40 şu an. Tabii ki Muhammed ve babası Ali abi beni Artvin'e kadar götürecekler. Kahvaltımızı yaptık şimdi. Yolumuza koyulduk. Gidiyoruz. Bir rota çıkaracağım Artvin'e gittiğimde. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Artvin Karagöl yol güzergahımıza devam ediyoruz. Burada durduk çünkü çok güzel bir manzara var. Çok güzel bir ışık vuruyordu. Güzel bir fotoğraf aldım. İnanılmaz bir doğası var buranın. Geldiğinizde bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Karadeniz, ya Trabzon ayrı güzel ama Artvin'de ayrı bir güzel. Yani yukarıya çıkarken Karagöl'de inanılmaz bir manzara vardı. Yani şu manzarayı herkesin görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Doğamız o kadar mükemmel ki bizim. Hepimizin gelip görmesi gerekiyor ama bunu görmek için de oturduğumuz yerden kalkmamız, biraz da cesaret etmemiz gerekiyor. Şurada şimdi sularımızı dolduruyoruz. Doğal bir su akıyor buradan. Karagöl'e yaklaşık 1 kilometre falan kaldı. Yolumuza devam ediyoruz Karagöl'e. Karagöl'e geldik. Size hemen Karagöl'den biraz bahsedeyim. İlk önce şöyle bir manzarasını göstereyim size Karagöl'ün. Bu da aynı zamanda... Burada yüzülebiliyor mu? Evet, siz de bilmiyorsunuz. Çünkü şeyi gördün mü? Çocuklarda simit falan var dedim. Acaba yüzüyorlar mı? Şöyle balıklar falan da var burada. Sadece balıklar yüzüyor. Abla diyor ki sadece balıklar yüzüyor burada dedi. Böyle sandala falan binebilirsiniz burada. İnanılmaz bir doğa harikası burası. Karagöl'e kesinlikle gelmeyi unutmayın. Artvin'e geldiğinizde. Burada yeme içme yerleri de var. Çay bahçesi. Ben şeyi de sordum. Kamp kurulabiliyormuş. Buraya bir problem olmaz dediler. Kamp da kurabilirsiniz. Şöyle arka tarafı da size göstereyim. Gelmeyenler çok şeyi kaçırır. Zamanınız varsa gelip görmenizi tavsiye ederim. Karagöl'den sonra nereye gideceğiz bilmiyorum. Burada biraz dinleneceğiz, bir şeyler yiyip içeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Karagöl'ü uğradıktan sonra biraz mola verdik, dinlendik. Şimdi buradan çıktık, Karagöl'den çıktık. Farklı bir yere gideceğiz. Artık nereye gideceğiz bilmiyoruz. Karagöl'e gelmek isterseniz Borçka tarafında Karagöl. Borçka ilçesinden Karagöl'e çıkabilirsiniz. Yaklaşık 26 kilometre mesafe olması lazım. Geldiğinizde buraya uğramadan geçmeyin tabii ki. Şimdi herhangi bir plan yapmadık. Artık soracağız nereye gidelim diye, buraya yakın yerler neresi var diye. Çünkü Ali abiyle oğlu Muhammed gidecekler. Karagöl'ü bitirdik, yolumuza devam ediyoruz. Borçka Karagöl'den sonra Artvin merkeze doğru yoluma devam ediyorum. Büyük ihtimalle Kaçkar tarafına gideceğim. Yani Yusufeli bölgesine doğru gideceğim. Oranın inanılmaz bir manzarası var Yusufeli'nin. Zaten Trabzon'da da bir abiden numara almıştım ben. Gittiğinde
Yusuf Elin'in o kişiyi ara dedi. Benim selamımı söyle dedi. Ben de öyle yapacağım. Bugün büyük ihtimal herhangi bir problem olmazsa Kaçkar Dağları'na çıkacağım. Artık orada kamp mı yaparım ya da bir yaylada güvenli bir yere mi kurarım? Yani kampımızı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi bu yol güzergahı Artvin merkeze yaklaşık 30 kilometre falan yürüyeceğim. Biraz otostop, biraz yürüyeceğiz. Artvin merkezden Yusufeli'ne geçeceğim. Zaten burada Borçka'da Yusufeli'ne direkt araç yok. O yüzden Artvin'den gitmeniz gerekiyor. Yolumuza, rotamıza devam ediyoruz. Şimdi yolda bir arkadaşla tanıştım. O da otostop çekiyor, Gezgin. Behnan ismi. Behnan, kedinin ismi neydi? Kediyle geziyor. Bade. Biraz bahsetsene. Türkiye'yi gezen Bade. Dur bahsedeyim. Şey, biraz bahset. Patlaya girince heyecan yaptık değil mi oğlum? Bu arkadaşla biz Ocak ayında çıktık yola. Ocak ayından beri geziyoruz. Ocak'ta havalar soğuk diyor. Akdeniz'den başladık. Bütün tarihi antik şehirleri gezdik. Antep'e kadar gittik. Antep'te son havalar çok ısındı. Havalar çok ısınınca mecburen geri döndük. Karadeniz'i gezelim dedik. Şu an Karadeniz'de donuyoruz. Çok güzel havalar burada. Herkes gelsin burada. Behnan'la bugün günü beraber geçireceğiz. Eğer bir aksilik olmazsa yol arkadaşım olacak. Hocam sizin isim neydi? Çok Beytullah. Teşekkür ederiz. Aldın bizi. İsim duyamadık. Beytullah. Beytullah. Sen ne iş yapıyorsun? Buralı mısın? Ben biraz... Buralıyım. İmamlık yapıyorum. Hiç benzemiyor seninle. Öyle mi? Evet. Ciddi misin? Ciddiyim. Vallahi şaşırdım. Hangi görev? Ya şu ileride benim köy. Normalde bugün Artvin'de işlerim vardı. Artvin'e çıkıyorum. Ha, çok sağ ol. Ama Macaelli'yim normalde. Normalde necisin? Macaelli'yim. Macaelli köyü. Artvin'in meşhur köyüdür. Tavsiye ederim. Anladım. Kanalımızda maceralar devam edecek. Gittiğimiz yerleri, kamp yaptığımız yerleri, bilgileri videolarda görebileceksiniz. Şimdi Artvin merkeze geldik. Beytullah bize bir güzel bir yemek yeri önerdi. Burada yiyeceğiz. Buranın döneri çok güzelmiş. Bilbilen sofrasıydı değil mi burası? Aynen. Bilbilen kuzu döner. Bilbilen kuzu döner sofrasına geldik. Bugün yemeğimizi burada yiyeceğiz. Badem de burada. Badem. Hep beraber yemeğimizi yiyeceğiz. Behnan da işlerini halletsin. Kedimizin karnı acıkmıştır belki. Şimdi Atatepe'ye çıktık. Size atamızın güzel heykelini, Artvin'deki devasa heykelini göstereyim. Dedi ki yanıma gel, askerlik paranı ben vereceğim, babasına yardım edecek. Bu arada dondurma işiyle ilgileniyorlar. Şimdi yol ayrımına bıraktılar beni, Yusufeli yol ayrımında. Orhan arkadaşımız da Yusufeli'ne gidecekmiş. Onunla beraber yoldan otostop çekip Yusufeli'ne doğru devam edeceğiz. Kaç kilometre? 90 kilometre. Anladım. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat falan. 1,5 saatlik bir yolumuz var, otostop çekeceğiz. Bu yoldan artık şöyle dağların arasından otostop çekip gideceğiz. İnşallah bir araba gelir, biz de bir an önce gideriz. Gerçi Orhan bir saattir bekliyorum abi, kimse geçmedi. Bekleyeceğiz bakalım. Şansımızı deneyeceğiz. Orhan gitti, ben gidemedim. Çünkü onun çalıştığı şantiyenin servisi dışarıdan almıyormuş. O şantiye aracına binip gitti. Ben hala otostop için araç bekliyorum. Araba çok seyrek geçiyor bu noktada Yusufeli'ne. Bekleyeceğiz bakalım. Şimdi servise bindim. Otostop çektim ama alan araç olmadığı için Yusufeli tarafına giden minibüste geçiyorum şimdi yol ayrımından. 20 lira bir ücreti vardı. Amcacığım bir şeyler söylemek ister misin? Ne? Bayağı duymadım. Bir şey söyle. Adın. Adım Halil. 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 Halil amca benim yol arkadaşım. Yusuf Eylül'e kadar. Can arkadaşı. Yol arkadaşı, can arkadaşı. Aynen. Şimdi Yusuf Eylül'e geldim.
Turkcell'deki Mustafa'nın yanına geldim. Turkcell burası. Kendisi bir yere kadar gitmiş, şimdi onu bekleyeceğim. Ondan sonra onunla bir plan yapacağız. Nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz? Büyük ihtimal Kaçkar tarafına gideceğim yarın. Bakalım bugün nasıl olacak? Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi Mustafa abi geldi. Mustafa abi merhaba. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Mustafa abi, Murat abiyle tanışmıştım. Onun referansıyla geldim. Şimdi ne yapacağız Mustafa abi? Sen biraz anlat, bahsedeceğiz. Bu akşam takılacağız kardeşim. Takılacağız mı? Bu akşam Mustafa abinin misafiriyim. Aynen. Teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Artık beraber gideceğimiz yerleri ayarlayacağız. Aynen, yarın da daha güzel şeyler yapacağız. Peki Yusuf Elin'le mesela bize nereyi tavsiye edersin? Böyle geleceklere, kamp yapacaklara, böyle manzaranın güzel olduğu. Ya Yusuf Eli zaten her noktası, her karış yeri harika güzel yerler var. Muhammed de gezerken muhtemelen resimleri atacaktır, göreceksiniz, siz de beğeneceksiniz. Şimdi biz bir yemek molası vereceğiz. Aynen. Evet. Ondan sonra yarın artık nereye gideceğimize karar vereceğiz. Aziz de Burak'la tanıştım. Burak, Yusuf Eli'nin insanları hakkında biraz bilgi aldım. Sabah burası 5.30'da bütün dükkanlar açılıyormuş. Bir de şöyle bir şey var. Sabah kahvaltıda burada kebap falan yiyorlarmış. Hatta şimdi Burak'a soracağım. Burak, buranın insanlarını bize biraz tanıtabilir misin? Bizim insanımız 6.30-7 arası cağ kebabı, et vurulur. İlk başta az çorba içilir, sonra cağ yerler. Gerçek yani. Gerçek. Sabah kahvaltısı bu. Aynen. Mesela bizim yabancı insanlar olsun, dışarıdan gelen insanlar olsun derse ki işte zeytin, peynir var mı? Biz yok deriz. Çünkü bizim insanımız çoğunlukla et ve çorba üzerine geçiyor. Ama en fazla mesela insanlarımız yani midenin az bir şey ıslatır, sonra cağ yer. Yani et. Anladım. Öyle ilerliyor. Bizim insanımız öyle. Ya ben şimdi hani sabah kahvaltısında hep öyle yetiştiğim için hani peynir, zeytin, evet, işte domates, biz öyle yediğimiz için ben ilk duyduğumda şaşırdım. Yarın göreceğiz. Yarın sabah kalktığımda bakacağım. Cağ kurulmuş mu? Döner takılmış mı? Evet. Yarın sabah geldiğinizde görürsünüz zaten. Mesela 6.30-7 arası herkes mesela cağımız, çorbamız hazırdır. Yani nasıl desem, yani insanlarımız ilk başta az çorba içer. Bazı insanlarımız direkt et söyler burada. Kahvaltısını yapar, öyle gider işte. Anladım. Şeyi soracağım bir de, sizin restoranın adı neydi? Hacıoğlu Cağ Döner Salonu. Hacıoğlu Cağ Döner Salonu. Evet. Burası Yusuf Eli'nin en ünlü lokantası mı? Yani çünkü birçok siyasi gelmiş diye duydum ben. Evet, öyle yani. Nasıl desem, Kadir Topbaş olsun, Mehmet Ali Şahin olsun, Cibili olsun. Herkes işte bizim dükkanımıza gelmiştir buraya geldiği zaman. Yani bizim nasıl dedim, Barhal burada nehir meşhurdur. Direkt mesela bizim lokantaya geldiler. Bahçesinde güzel bir yer vardır her zaman suyun kenarında. Serin serin. Yemeğini yiyip yani dediğim gibi ilk başta burada olan tek şey yani çorbayla ettir yani. Kahvaltı. Biz öyle tüketiriz. Biz her zaman öyle tüketen bir insanız. Anladım. Yani. Sadece et yiyoruz. Şimdi dükkan kapalı olduğu için ben tadına bakamadım. Yarın inşallah ben de tadacağım. Ben de merak ediyorum çünkü çok met ettiler. Yarın artık yediğimde videoda görebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi, sağ olun. Şimdi Artvin Yusuf Eli'nde Hacıoğlu Cağ Kebap Salonu'na geldim. Burası Artvin'de çok ünlü bir cağ kebap salonu. Adem abi. Merhaba Adem abi, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Adem abi, bize biraz cağ kebap hakkında bilgi verdik. Şöyle istersen cağ kebapın yanına geçelim Adem abi. Evet. Sen biraz bilgiler ver bize. Cağ kebabımız bu. Evet. Biraz şeyden bahsedebilirsin. Hani nasıl hazırlıyoruz, nasıl yapıyoruz? Biz bunu kuzu dana etiyle yapıyoruz. Genelde süt danasıyla. Evet. Kurusu. Hazırlanışı akşamdan hazırlıyoruz. Sabahtan terbiyesini veriyoruz. Hı hı. Aynen cağı düzüyoruz. Hatta sabah 7'de döneri atıyoruz cağı. Yüzlerinde meşhur şey de sabah 7'de dönerin hazır olmalı. Sabah kahvaltıda döner yiyor. Evet, kahvaltıda döner. İsteyen çorbacı, isteyen çorbanın peşine kebabını yiyor. İsteyen direkt cağ yiyor. Evet. Bizim buranın meşhur kebabı cağ kebap. Evet. Zaten bu Erzurum'la bizim Yusufeli arasında olan bir şey. Evet. Eskiden zaten biz Erzurum'la bağlıydık. Sonradan tekrar Artvin'e bağlandık. Önceden burası şeydi, Erzurum'a vardı. Eskiden Artvinli olunca sınırları içerisine girdi, Artvin'e geçti. Biz Artvin'le Erzurum'un arasındayız. Evet. Her iki tarafta bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar, bir de ben bu arada yedim. İnanılmaz lezzetli. Size şöyle hazırlanmış şu döner halinde. Bunu şiş halinde, cağ şeklinde de yapıyorlar.
bu şekilde gelip burada yiyebilirsiniz. Çok lezzetli, inanılmaz misafirperver bir yer. Geldiğinizde çok güler yüz insanlarla karşılaşacaksınız. Şimdi bir de bahçe kısmına gidelim. Salondan bahçe kısmı var, çok güzel. Bahralı çayı akıyor buradan. Şöyle çay manzaralı cağ kebabınızı burada yiyebilirsiniz. Ben tam burada yemiştim. Şöyle burası Bahralı çayı. Bahralı çayına karşı yiyebilirsiniz. Şöyle bir dağ manzarası da var. Geldiğinizde burayı es geçmeyin. Birçok ünlü kişi gelmiş buraya. Hatta Serdar Kılıç var. Ben kendisini çok severim. Doğada Tek Başına programından tanıyabilirsiniz. O da mesela buraya gelmiş. Burada yemiş. Orada görmüştüm zaten ben. Ben de geldim. Dün Serdar Kılıç buradaydı. Dün burada mıydı? He. Bugün de ben buradayım. Evet, evet. Şansa işte. Şurada arka tarafta salon da var. Şöyle çay manzarasıyla beraber burada da yiyebilirsiniz. Şöyle arkada da bir salon var. Burası hem bir salonu hem oturma salonu. Ha evet. Şimdi ben çekim yaparken müşterilerden çekim yapıyorsanız biz de birkaç bir şey söyleyelim dedi. Abicim. Barkal çayın yanında müthiş bir döner yiyoruz burada. Herkese de tavsiye ederiz. Çok güzel bir yer, çok güzel bir yer. Her zaman tercihimiz burası. Evet, evet, güzel bir yer. Evet. İsim neydi sizin? Ali ben Ali. Ali Tüncel. Ali Tüncel, Artvinlisiniz. Tüm izleyenlere davet ediyoruz buraya. İnanılmaz güzel bir yer. Evet. Bunun yanı sıra misafirlere bir deniyor o şekilde. Ve havası, doğası, suyu da çok güzel. Evet. Bunu tavsiye ediyorum. Müşterilerin izlenimleri bu şekilde. Gerçekten ben de çok beğenmiştim. Size afiyet olsun bu arada. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Biz yolumuza devam edelim. Şimdi rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa abi sağ olsun bana o kadar yardımcı oldu ki. Yani bir abim anca bu kadar yardımcı olabilirdi. Çok sağ ol Mustafa abi her şey için. Şimdi Olgunlar Güzergahı'na gidiyoruz değil mi? Olgunlar Köyü'ne. Münüs bizi bekliyor. Ben şimdi sana seni oraya teslim edeceğim. Oradan sonra ben sizi davet edeceksin Ahmet. Valla biraz zor olacak sensizlik. Bayağı alıştım çünkü. Gelmek isterdim ama maalesef. Sen çalışıyorsun. 1,5 saati bulacak sizin oraya çıkmanız. Evet. Ama güzel bir yolculuk olacak. Oralar çok güzel. Doğa harika. İsmail abi sana yardımcı olacaktır büyük ihtimalle. İsmail abinin yanına geldik. İsmail abi bizi Olgunlar'a götürecek. Hoş bulduk İsmail abi. Ben şimdi diğer araca geçiyorum. Şimdi araç değişikliği yaptık. Abi senin isim neydi biraz? İsmail Altınay. Yerlavan Köyü muhtarıyım. Yaklaşık 40 yıldır turizmle uğraşıyorum. Evet. Abi benim bir tanesinde en çok sevdiğim şey turizmdir. Evet. Yürüyüşü çok severim. Ama şimdi biraz yaşlandık, yürüyüşü bıraktım. Evet. İşletmeciliğe döndüm. Evet. Yıllarca yani yaklaşık bir 20 yıl trekking yaptım. Zirve tırmanışlarım oldu. Hatta ve hatta bir yılda 33 tane zirvem var. Ciddi misin? Zirve defterinde tabii kayıtlarla mevcuttur. Böyle bir başarı elde ettik yürüyüş konusunda. İnşallah size de teknik yardımcı olma konusunda destek vereceğim. Abi inşallah ya. İnşallah biz de zirve defterlerimize o senin çıktığın zirveleri not alırız. Olgunlara kadar yolumuzun devam ettiğini söyleyebilirim araçla. Olgunlardan sonra kaç modelle yürüyorsanız onlarla yürüyeceksiniz. Tamamdır. Kamp yerine kadar. Evet. Kaç yaşındasınız? Ben 30. Tamam, 30 yaş modelle yürüyeceksiniz. Evet. Parkur çok güzel bir parkurdur. Samimiyetimle söylüyorum. Yürüdükçe zevk duyarsınız. Evet. Bir tarafında ince, yaylacıların kullanmış olduğu bir patika yol. Bir tarafında akan dere, Kaçkar'ın beslediği dere, Deniz Gölü'nden gelen su. Evet. Bir tarafta sayısı belli olmayan çiçeklerin içinde yürüyeceksiniz. Yani sabırsızlıkla bekliyorum valla buraları görmeyi. Nasip olmaz orada yürüyüş. Hakikaten o şanslı insanlardan biri de sizsiniz. Bir de şunu belirteyim, buraya geldiğimde öğrendim, Yusufeli aynı Hasankeyf gibi sular altında kalacak. Neden? Evet, çok üzücü bir Türkiye'nin, şey. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da üçüncü büyük barajı yapılacak. Buraya ayrı bir yerleşke yapılacakmış. Yani Yusufeli'ndeki halk başka bir yerde yerleşecek. Burası sular altında kalacak. Yani ben buraya geldim, Yusufeli sular altında kalmadan gördüm. Hasankeyf'i görememiştim ama Yusufeli'ni gördüm. Sizleri de gelip burada bu arazinin görsel doğanın tadını çıkarmanızı tavsiye ederim. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi. Kayıtlarda mevcut olan şeyler kaybolmuyor. Yani evet. İnsan her ne kadar hafızasında biriktirse de
en büyük ihanet biriktirdiğini insanlarla paylaşmamaktır. Evet. Ne güzel iş yapıyorsunuz. Bakın zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. Tarihini, babasını, dedesini, atasını, gele gele sevgilisini, okuduğu okulu, üzerinde düşündüğü dünyayı kaybediyor insanlar. Tabii kamu yararı denilince akan sular duruluyor. Biz ölmeyi emrediyorum denildiğinde ölmüş insanların torunlarıyız. Ama burada bir şey gözden kaçtı. Sanıyorum ki yanlış bir hesaplama oldu. Buradaki insanları İskan kanunuyla ve imar yasasıyla değerlendirdiler. Dünyada hiçbir yerde bir insan yok edilirken olduğu konumdan daha kötü konuma itilemez. Yani bu bir devlet efkanına yakışmaz. Çünkü insanlar olduğu yerden daha iyi yere giderse o insanın gönlünü kazanmış olursun. Burada yeniden bir ilçe yapmayı düşünüyorlar sağ olsunlar. Ama o ilçeyi yaparken öyle bir bölücülük yapıldı ki 3 yıl ikametgah arandı. İşte bu devlet için gitmiş Şırnak'ta, Hakkari'de, Yüksekova'da şehit olmuş insanlar hak sahibi olamadılar. İkametgahtan dolayı hak mağduru oldular. Bunlar devlet erkanına yakışır bir ahlak değildir. Düzeltilmesi gereken çok şey vardır. İnanıyorum ki az da olsa sesimizi duyurmaya çalışıyoruz sizin gibi elçiler aracılığıyla. Gerekli bakanlara kadar da bunları götürdük. Hatta en son aşamada bekara ev vermediler. Çok teşekkür ederiz. İnşallah burada gören bir ses oldun. Ben de o sesi çeken birisi oldum. Umarım hak yerini bulur diyelim. Biz rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.